Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı EBA tarafından hazırlanmış olan 13. AYT deneme 2021 yılına ait olan 12 Haziran'da hazırlanan soruların çözümlerine devam ediyorum. 21'de kalmıştık. Devam edelim. MEP kazanım kavrama testlerine bakmayı unutmayınız. Çok detaylı anlatırım orada. 21 der ki dik koordinat düzleminde hiç ezber sevmediğim için hemen çizerim. A eksi 3'e 2. Hop 2. Burası A noktasıymış arkadaşlar. 2 ve eksi 3. Noktasının x eksene göre simetriği B. Hop x eksenin burası. Aldım hemen arkadaşın simetriğini. Buraya geldim. Burası da B noktasıymış. Hop burası eksi 2 oldu. Eksi 3'üm değişmedi. Eksi 3'e eksi 2 noktası. Ve orijine göre simetriği de C noktasıymış arkadaşlar. A'nın hop orijin noktam da burası. Hop aldım arkadaşın simetriğini. Ne kadar oldu? Bak şu kadar gittim. Buraya geldim. Yani 3 noktasına şu mesafe kadar ve bu mesafe kadar da aşağı indim. Yani 2 birim. Hop buraya geldim. Bu arkadaş da C noktasıymış. 3'e eksi 2 noktası. Buna göre diyor alan ABC ne kadardır acaba? Sevgili arkadaşlar A belli, B belli, C belli. Hop çizdim üçgenimi. Zaten hazır çizilmiş var. Şu arkadaşın alanı merak ediliyor. Hiç ezbere mezbere gerek yok. Bak 3 birim, 3 birim. Hop 6 birim. 2 birim, 2 birim, hop 4 birim. Buyur sana bu arkadaşın alanı sorulmuş. 4 çarpı 6 bölü 2. 24, 12 yapar. Neredesin? D'dir. Anlaştık. Güzel. Ezbersiz çözüyorum. 22 diyor ki, yukarıda diyor, yukarıda değil tabii ki, RR grafiği verilen y eşittir fx fonksiyonu için eksi 8, 12 kapalı aralığında x'in hangi tam sayı değerler için limiti yoktur? Arkadaşlar, kaç tam sayı değer için? Bak limit olmayan yerlere bakalım. Arkadaşlar sürekli zaten. Sürekli oldu mu sıkıntı yok. Hep limitim var. Bak şurada eksi 4'te bir sıkıntı var gibi bir değerim yok. Ama arkadaşlar limitim var mı? Var. Çünkü bak sağdan geldim dedi. Soldan geldim dedi. Aynı y değerini buluyorum ben. Bu arkadaşın eksi 4'e sağdan giderken de soldan giderken de aynı değeri verdiği için limiti vardır. Sürekli midir? Değildir. Sürekli değildir. Oysa eksi 2 için böyle mi? Hayır değil. Neden? Hem sürekli değil hem de limiti yok. Çünkü soldan geldiğimde şu değeri, sağdan geldiğimde de bu değeri okurum. Bu arkadaşın eksi 2'de bir limiti yoktur. Sürekli 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 gidiyorum. Bak burada yine kopmuş bu arkadaş. 8'de de sevgili arkadaşlar sağdan gelirken başka, soldan gelirken başka y değerleri okuyorum. 8'den sonrası da sürekli gidiyor. Sadece 2 noktada. Eksi 2 ve 8 noktalarında bu arkadaşın limiti yoktur derim. 2 tane noktada derim. Gelirim 23'e. 23'te diyor ki limit x pi'ye sağdan giderken x bölü 2 eksi sin x mutlak değer içerisinde bölü sin x değeri nedir acaba diyor. Dikkat pi'ye sağdan gidiyor. Sevgili arkadaşlar bunun için minicik sinüs grafiğimi hatırlamam yeterli. Sinüs odiyaldir. Arkadaşlar sinüsün grafiği çok kıymetlidir. Bunu MEP kazanım kavramının testlerinde de söylüyorum. Hayatın her alanında karşılaşırsın. Bak abartmıyorum. Psikolojide, ekonomide, kimyada, fizikte, uzayda, senin moral seviyende her yerde sinüs odiyal vardır. Ne dediğimi zamanla anlarsın. 0, 2 pi ve pi. Sevgili arkadaşlar bunu niçin yaptım? Bak pi'yi yerine koydum da burada ne görürsün? Pi bölü 2 eksi sinüs pi bölü 2 mutlak değer içinde bölü sinüs pi bölü 2 görüyorsun. Pi bölü 2 yerine koydum. Ama sağdan geldiği için şu arkadaşı benim mutlak değerden kurtarmam lazım. Bunun için sinüs pi bölü 2'de bu arkadaşın sağdan gelirken artı mı eksi mi olduğunu bilebilmem lazım. Pi'yi yerine koydum. Pi bölü 2 ile karşılaştım. Arkadaşlar şurası da pi bölü 2. Değil mi? Güzel. Ama pi'ye sağdan geliyordum. Negatif. Güzel. Eksi olacak. Sevgili arkadaşlar burada pi bölü 2'ye değil pi'ye bakmam lazım. Pi'ye sağdan gelirken pi değerim ne? Bakın dikkat edin. Negatif bir değer değil mi? Güzel. Eksili bir değer alıyor. Ama bir dakika ya. Pi bölü 2 sağdan. Pi bölü 2.
Sağdan gelirse ama onu ikiye bölmem gerekiyor değil mi ya? Güzel. Evet. Benim pi bölü ikiye bakmam lazım. Şimdi pi'ye bakarsam sıkıntı doğar sevgili arkadaşlar. Çünkü ama bir dakika ya ben buna pi bölü iki, pi bölü iki demişim. İyi. Şeyden de kurtulduk. Çelişkilerden. Çünkü buralar pi arkadaşlar. Burada pi bölü 2 dediği falan yok. Ben buradaki x bölü 2'yi yazdım ya güzel. Sinüs pi bölü sinüs pi'ye bakıyorum mutlak değer içinde. Şimdi şuraya bakabilirim. Sevgili arkadaşlar sağdan yaklaşırken sinüs değerim ne? Bak negatif. Yani mutlak değerimin içi negatif. Dikkat. Tam pi değerim sıfır. Eyvallah. Ama sağdan gelirken negatif. Ben mutlak değerden kurtarırken bu arkadaşı nasıl kurtaracağım? Negatif, eksi olarak. Yani pi bölü 2'yi yazdım. Mutlak değeri attım. Eksi sinüs pi bölü sinüs pi. Bu arkadaşlar zaten sadeleşti. Eksi eksi hop artı oldu. 1 oldu. Sinüs pi bölü sinüs pi 1'dir. Hop neyle karşılaştım? Pi bölü 2 artı 1 ile karşılaştım. Onu da E şıkkında görüyorum. Burada mesele grafikten arkadaşlar sağdan gelirken arkadaşımın pozitif mi negatif mi olduğunu bilebilmek. Neden? Çünkü ben mutlak değerden kurtulmak istiyorum. Mutlak değeri atıp işleme öyle devam edeceğim. 24 ne diyor acaba? Ha bak bu da eski bir Kızılderili numarası. Fx x çarpı x artı 1 çarpı x artı 2 hömbür 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 x çarpı artı 20. Olduğuna göre f türev sıfır nedir diyor acaba arkadaşlar. Aman Allah'ım bu kocaman şeyin türevini alacağım ve x yerine sıfır yazacağım. Dikkat. Bunu kim çözer ki değil mi? Nasıl çözeceğiz yani kim ola ki çözer. Sevgili arkadaşlar burada şuna dikkat etmem lazım. Ben bu kocaman ifadenin türevini alacağım ve x yerine sıfır koyacağım. Böyle durumlarda önce ne yapacağımızı bir söyleyeyim. Ondan sonra neden öyle yaptığımızı da ayrıca söylerim. Bakın şu arkadaşı bir ifade olarak al. Şu ifadeyi başka. Bütün bu ifadeye gel seninle bir hx diyelim. Yani fx'in benim aslında fx x çarpı hx değil mi? Güzel. Neden öyle yaptığımı da söyleyeceğim. Al türevini. Aldım türevini. Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi. Bak bunu niçin yaptım güzel. Sevgili arkadaşlar şunun türevini kim alır Allah aşkına? Nasıl alacağım? Almama gerek var mıymış? Yokmuş. Neden? Bak f türev sıfır. Yerine sıfır yazdığımda ne görüyorsun? H türev sıfırla hiç uğraşmana gerek yok. Çünkü bu arkadaş sıfır olduğu için yolcuymuş zaten. Hiç debelenmeme gerek yokmuş. Sıfırı koyduğumda değer buymuş. Yani 1 çarpı h sıfır. Heh, h sıfır kim? Bak x yerine sıfır koyduğunda 1 çarpı 2 çarpı hop 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 20. Yani 20 faktöriyelmiş. 1 ile çarptığım için çünkü x'in türevi de buydu. Hop 20 faktöriyel oldu. O da nerede? E şıkkında. Heh, bu işin triği de şu sevgili arkadaşlar. Eğer bana f türev 5'i soraydı. Burada bir de x artı 5 var ya. F türev 5'i sormazdı ya. F türev eksi 5'i sorardı. F artı şey x artı 5'i bir ayırırdım. Diğerlerini başka bir şekilde düşünürdüm. Çünkü x yerine ben eksi 5 yazdığımda diğerlerini diye yutacak ya. Hareket noktam o oldu. Sıfır olduğu için ben x'i ayrıca ayırdım. Tamam olayın triği de bu. 25 gelsin. Ha, güzel. 25'te de şöyle bir şey var arkadaşlar. Havuz varmış. Havuza su dolduruyor. Bu dolduruyor, bu da boşaltıyormuş. Bak derinlik kısmını da şöyle skalalaştırmış. Sıfır düzeyi hop 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 eksilere doğru gidiyor. Yanındaki A musluğu doldurmak için B musluğu havuzu boşaltmak için monte edilmiştir. Dolu havuzda suyun zamana bağlı olarak yüksekliği FT'dir. Ve FT'yi de bir grafiğe bağlamış arkadaşlar. T küp eksi 3T kare bağıntısıyla verilmiş. T sıfır anında havuz doludur. T sıfır anında havuz doludur. Muslukları uygun zamanda çalıştırılıyor. Buna göre T kaç olduğunda havuzdaki su en azdır. Sevgili arkadaşlar bu bana bir fonksiyon verir. Bu arkadaşın maksimum ve minimum noktaları vardır, değil mi? Bunun maksimum ve minimum noktalarını ben nasıl buluyordum? Alıyordum türevini. Aldım türevini. 3T kare eksi 6T ve bu arkadaşı sıfıra eşitlediğimde sıfıra eşit olan yerde max ve minlerini bulurdum. Çünkü buradaki eğim sıfır. Bu durumda 3t kare eksi 6t eşittir 0 dediğimde 3t kare eşittir 6t.
Bak t'lerden birini gönderdiğinde t sıfır değeri bunu çözer. 3t eşittir 6, t eşittir 2 bulursun. Hocam iki tane buldun, hangisini kullanacaksın? Sevgili arkadaşlar, şu arkadaş max değeri, bu arkadaş da min değerinmiş, minimum değeri. Bunu nereden anladın? Bak zaten t sıfır anında havuz dolu demişti bana. Bu arkadaşın davranış stili de şöyleymiş. Onu da azıcık göstereyim size. Burada dolu, hop 2'ye geldiğinde 2 saniyeye. Şurada bir minimumlaşıyor arkadaş. 2'yi koyduğunda artık kaç oluyorsa. 3 koyduğunda da 0 mı oluyordu? Yo, bir de ha şurada. 3'te de tekrar sıfırlaşıyor. 3'ten büyük bir değer var. Bak öyle düşün arkadaşım. 3'ten sonraki değerde t artık dakika saniye neyse. 3. dakikadan sonra da havuz taşmaya başlıyormuş. Böyle bir şey göstermiş. Ekstradan söyledim. Seni ilgilendiren asıl kısım burası. Yorum yapmak istersen daha ilerisi için şöyle şeyler düşünebilirsin. 26 ile devam edelim biz. Güzel. 26'da da yine klasikleşmiş. Her an ÖSYM'nin sorabileceği bir soru. Şekildeki t doğrusu, pardon d doğrusu, yumuşattık t'yi, d'yi. F sertleştirdik mi yoksa ya? T mi d mi? Tamam. O kısma girmeyeyim, ben matematik anlatayım. Şekildeki d doğrusu f fonksiyonu 4'e p noktasında teğettir. Güzel. Buna göre f eksi 2 artı f 4, bunu da güzel göreyim. Artı f 4 artı f'in türevinde 4. Değeri kaçtır diyor. Sevgili arkadaşlar bir bakalım. Öncelikle f eksi 2'yi okuyor musunuz bana? F eksi 2 bir kere 0. Güzel, bunu kolaylıkla çözdüm. Peki f 4 kaç? Hocam p. F 4'ü nasıl bulacağım sevgili arkadaşlar? Sevgili arkadaşlar d'yi de d doğrusunun denklemine de biz gx diyelim. Sen gx'in kuralını bulabilir misin? Ben bulurum. Neden? Bak geçtiği iki nokta var. 5'e eksi 3. mx artı n şeklinde olacak. Eğimine bak. Eğimi 3 bölü 5. Nereden bildim? Şurası 5, şurası 3 ya. Eksi 3. Hop bak eğimine bak. 3 birim, 5 birim. Eğimi 5 bölü 3. 3 bölü 5. 3 bölü 5. x hem de pozitif. N neydi? Y ekseni kestiği nokta. Eksi 3. Sevgili arkadaşlar bunları kazanım kavrama tezlerinde bolca anlattım. Hömbür denek bulursun. Peki şimdi G4 F4 de aynıdır. Değil mi? Çünkü ikisi de bu noktadan geçiyor. G4'ü bulalım gelin. Hop 4 koydum yerine. 12 bölü 5 eksi 15 bölü 5. 3'ü de böyle yazdım. Hop eksi 3 bölü 5 çıktı. Güzel. Arkadaşlar bu da eksi 3 bölü 5'miş. Artı f'in türevinde 4 ne? Bu arkadaşın buradaki teğetinin eğimi. Yani onu da zaten şimdi az önce bulduk. 3 bölü 5. Hop 3 bölü 5. Ne kadar güzel hazırlanmış değil mi? 0 eksi 3 bölü 5 artı 3 bölü 5. Hümbür lümbür 0. O kadar işlem yap, uğraş, sonuçta 0 bul. Güzel. 27 gelsin. 27 böyle kalabalık sanki zormuş gibi gözüken bir integral sorusu. 4 tane x artı 1 çarpı x kare artı 2x artı 5'in kübü değil mi o? Kübü dx. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Belirsiz integral olduğu için artı c, bir artı constant, bir sabit terim olduğu açıkça gözüküyor. Arkadaşlar çarpım halinde gördüm. Benim hemen aklıma birine u demek gelir. Birinin türevi direğine benziyor mu? Şu benzeyebilir. Bak x kare artı 2x artı 5'e u de. Al iki tarafın türevini. 2x artı 2 dx eşittir du. Hala buna benzemedi. Neden? Al iki parantezine. x1 artı x2 dx eşittir du. Dererent. Bak bu arkadaş burada var. Şimdi bu arkadaş yerine bu 2'yi de buraya getir. Bölü 2 yazabilirsin. Hop sen karşıya geçtin. Şu arkadaş yerine bunu yazalım. 4 tane bu çarpı bunu yerine du bölü 2 yazdım. Çarpı bu arkadaşa da u demiştim. U küp. Du. Ha du'mu yazmışım zaten. Eşittir. Hemen 2'yi al dışarıya. Seni uğraştırmasın. Bak burası 2 oluverdi. 2 çarpı u küp du. Bu kim arkadaşlar? U üzeri 4 bölü 4.
integralden demin kurtardım ya. Dur hemen karışmasın ortalık da düzenli yazalım. U küp du. Hop eşittir. 2 çarpı al şimdi. U üzeri 4 bölü 4 artı c. Arkadaşlar ne görüyorsun? Bu arkadaş da bu arkadaşı sadeleştir. 2 yap. U yerine bana kalem harcatmayın. U yerine şimdi şu kocaman ifadeyi yazacağım. O arkadaşlar da yazmış. X kare artı 2x artı 5'in 4. kuvveti. Bölü 2 artı c. Hop A şıkkına da hemen koymuşlar sağ olsunlar. Bizi uğraştırmadılar. İşaretler yoluma devam ederim. 28 gelsin o zaman. 28'de şöyle söylüyor. Bu da enteresan bir soru. M'den N'ye 2x artı 3 dx 18'miş arkadaşlar. M eksi N de eksi 2'ymiş. Güzel. Şimdi bunu doğrusal bir fonksiyon ya arkadaşlar. Aslında hemen aklıma benim şey geldi. Ben bunun grafiğini çizerim. Tamam M'den N'ye altta kalan alanı bulurum 18. Oradan da çözebilirdim. Ama sonra dedim hadi integral ile çözelim. Nasıl yapacağız? Aldım integralin arkadaşın 2x kare artı 3x nereden nereye? M'den N'ye. Bu arkadaş 18'miş. Sevgili arkadaşlar. Önce N'yi koyacağım sonra M'yi koyacağım. Karşıma 18 çıkacak. Ama iki bilinmeyenli bir denklemim var. Ama bana bir denklem daha verilmiş. Ben niye M ve N ile ayrı ayrı uğraşayım? N'yi şuradan çekelim. N kimdir arkadaşlar? M artı 2'dir. Hop şuradaki eşitlikten yakaladım onu. Bu arkadaşın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak. Bu an bir yandan da kalem arıyorum ya. Benim kırmızı kalemciklerim nereye gitmiş? Güzel. Bunu yazdım. Sevgili arkadaşlar şimdi N yerine M artı 2 yazı vereyim ben. Değil mi? M artı 2'yi koyayım. Sonra M'yi koyarım. Bak bir bilinmeyen denklem oldu. M artı 2'nin karesi. Bunu koyuyorum. Artı 3 tane M artı 2. Eksi. Şimdi M'yi tekrar koyuyorum. M kare artı 3M. İşte bu 18'miş. Ben buradan allemeder kullemeder M'yi bulurum. M kare artı 4 tane M artı 4 artı 3 tane M artı 6. Evet. Eksi M kare eksi 3M eşittir 18. Bak ne kadar güzel oldu. M karelerle beni uğraştırmıyor. M kare M kare. Var mı başka giden? Bak M, M, 3 M de gitti. Sadece ve sadece 4 tane M kaldı. 4 tane M eşittir. Burada 18 var. Burada 10 var. 8 oldu. M kaçmış? 2'ymiş. Geçmiş olsun. Arkadaşlar M 2 ise N de 4 olur. Haydi bana eyvallah diyorum. M 2, N 4 çarp ikisini hop 8. Bunu da D şıkkında görüyorum. 29 gelsin o zaman. Heh. Ya bu şey bir soru arkadaşlar ya. Bunu ne olursunuz aklınızda tutunuz. Şimdi bak fonksiyon verilmiş x kare ve x eksi 6'nın karesi şeklinde 0'dan 3'e kadar böyle davranıyor. 3'ten 6'ya kadar da böyle davranıyor bu arkadaş. Şuraları mavi ve sarılarla boyamış. Dik koordinat düzlemi verilmiştir. Bu grafiğin böldüğü birim karelerde grafiğin altında kalan sarıya üstünde kalanlar maviye boyamış. Buna göre sarı bölgelerin alanlarının toplamının mavi bölgelerin alanlarının toplam alanına oranı kaçtır? Sevgili arkadaşlar burada size temel bir şey söyleyeceğim. O da şu. Paraboller. Bak paraboller x kareli terimlerden kaynaklı oluşuyor ya. Arkadaşlar parabollerde hangi noktadan alırsan al. Şöyle bir şey çektiğimde şu alana dikkat et. A dedim ya. Bu her zaman şu arkadaşın altında kalan s kadarsa arkadaşlar... Şu arkadaş 2s kadardır. Hadi yeri gelmişken böyle yapınca soru hemen bitiyor da onu da göstereyim. Bak x kareye bir bakalım. Ama hocam x eksi 6 onu da söyleyeceğim sonra rahat ol. X karenin şu altta kalanı a'sına bir bakalım arkadaşlar. 0'dan 6 a'ya kadar alalım. 0'dan a'ya kadar x kare dx'e bak. Ne görüyorsun? X küp bölü 3 nereden nereye? 0'dan a'ya kadar. Aldığımda ne görüyorsun? A küp bölü 3 görüyorsun. Sevgili arkadaşım 0 verdiğinde de 0 çıkıyor çünkü. Ne gördün? Şu arkadaş bir dakika küp bölü bop bop
Aküp bölü 3. Peki hocam bu tamam aküp bölü 3. Arkadaşlar burası A kadarsa şu değer ne kadar? X'lerini A kararsan burası A kareye kadar. Şu benim dikdörtgenimin alanı A kare çarpı A'dan A küp. Değil mi? A küp. İşte bak şu görmüş olduğun alanın 3'te 1'i oluyor. Anlaştık. 3'te 1'i burası demek ki S kadar burası da 2S kadar. Bu şaşmaz. Şimdi geldik. Hocam ama bu x eksi 6. Sevgili arkadaşlar x eksi 6'nın karesi demek x kareyi x ekseni boyunca sağa sola kaydır demek. Başka da bir şey demek değil. Bu arkadaşın şu eğimi, şu yayvanlığı değişmeyecektir. Bunu aklında tut. 1'e 2 oranındadır. Bu x küp olaydı nasıl olacaktı? X küplü olsaydı s'e 3s olacaktı. Çünkü bu durumda ne kalacaktı karşına? Küp x üzeri 4 bölü 4 ile karşılaşacaktın değil mi sevgili arkadaşım? Şaşmaz. X üzeri 7 olsaydı bu durumda da 7, 8, 1'e 7 oranı olacaktı. Anlaştık. Hatta bunun benzerini 2010 kaçta sordular ya? 18 ya da 19'da da soruldu. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. MEP kazanım kavrama testlerinde de açık açık anlatıyorum. Bundan sonra soru bitti çünkü aman Allah'ım. Tamam siz panik yapmayın. Şey ışık sistemi çöktü. Ben onu düzeltirim birazdan. Sevgili arkadaşlar ne oldu? Bütün bu sarılar bu mavilerin yarısı kadar. Yani 1 bölü 2 olur bütün toplamlar. Neyse bereket bir soru kaldı. Şu masamdaki yıkıntıyı birazdan ben kaldırırım. 30'da çözdükten sonra. Ben birazcık korktum ama ne oluyoruz dedim. Diyor ki ABC üçgeni AE eşittir. Tamam çok güzel bir soru bu da. Hemencecik hallederiz. Şöyle bir şey verilmiş. Şu arkadaş gelmiş. Sonucuma şöyle bir arkadaş gelmiş. Burası 55 verilmiş arkadaşlar. 55 derece. Umarım da gözüküyordur ha. Tamam gözüküyor. Tamam. Burası 55 derece verilmiş. Diyor ki sevgili arkadaşlar AE eşittir EC. Şu arkadaş şu arkadaşa eşitmiş. Hemen ne gördün? İkiz kenarı gördüm. Hemen buraya 55'i yerleştir. Onlar 55 toplam 110. Hop burası da 70 derece oluverdi. Hemen belirledim bunu. Arkasından diyor ki BC ile de BD birbirine eşit. Yani şu arkadaşla da bu arkadaş eşitmiş. Güzel. Burada da bir ikiz kenarım var. Aynı üçgenler. Şey aynı açılar. Hop bu da x derece. Ha 140 çok kıymetli. 140'ı da vermiş. X size soruyor. Sevgili arkadaşlar hemen yakalarım. Bak çok bilgi burada var. 140. Şurası da 140 değil mi? Güzel. Sevgili arkadaşlar şu arkadaş bir dörtgen. Bu ve bunun toplamı 360 olacak değil mi? Topla bunları. 210. Hop 265. Demek ki bu arkadaşa ne kadar kalıyor 360 olabilmesi için? 95 derece. Bu 95 ise sevgili arkadaşlar şu arkadaşa kaç kalır? 85 kalır. Burası 85 ise zaten yakalamıştık. Burası da 85. Şimdi bu yeşil üçgenden çıkar. 85 170 yapar. Sevgili x'ime kala 10 derece kalır. Evet sevgili arkadaşlar bunu da bu şekilde hallettik. 31 ile bir sonraki videoda devam edeceğiz. Ben buraya linkini koyarım arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.